Oxford Üniversitesi 25-26 yıl önce bana çok farklı bir bakış açısı kazandırdı. Öğrenim sürecinde sizi zaten uygulayıcı, fikirlerine değer verilen, araştırma kapasitesine sahip bir suje olarak konumlandırıyor eğitim süreci içerisinde bu sistem. Sırça duvarları yıkıp öğrenciyle güçlü bir iletişim kurup asıl o eğitim hizmetinin odağında olan, merkezinde olan öğrenciye odaklanan eğitimi yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Bilgi Değilen herkese merhabalar. Bugün yeni bir program serimizle karşınızdayız. Bu program serimizde hukuk eğitimini nasıl daha iyi konuma getirebiliriz konusunu konuşacağız ve ilk konuğumuz Profesör Doktor Ayşe Odman Bostos'un. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar hocam. İsterseniz hemen ilk sorumuza Tabii. başlayabiliriz. Hocam başta da söylediğimiz gibi aslında hukuk fakültesinin eğitimini iyi hale getirmeyle alakalı belki de onlarca yıldır yazılıp çiziliyor. Bu konuda özellikle sizin görüşleriniz nelerdir? Yarın hemen düzeltilmesi gereken problemler nelerdir hukuk fakültesinde? Aslında kısa sürede etkili çözüm üretebilecek bir çözüm önerisi aklımda var. O da bir bakış açısı değişikliği. Öncelikle şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Biz öğrenciye ne kazandırmaya çalışıyoruz? Öğrencide hangi kazanımları sağlamayı hedefliyoruz? Bana sorarsanız öğrenme tanımının karşılığı kullanılabilir bilgi sahibi olmaktır. Ve bizim bunu öğrenim sürecinde ölçmemiz ve başarabildiğimizi görmemiz gerekir. Uygulanabilir bilgiyi de öğrenciye nasıl aktarabiliriz? İyi bir eğitim içeriğiyle aktarabiliriz. Gerçek hayatta uygulaması olan bilgiler üzerinden öğrenciye temel kurguyu aktarabiliriz. Bunun için de eğitim içeriğine emek vermemiz gerekiyor. Buna kafa yormamız gerekiyor. Ve sonra da sahaya inip iyi bir eğitim içeriği yaratıp yaratamadığımızı doğrulamamız gerekiyor. Bunun için de en iyi yol aslında öğrenciden geri bildirim almak. Nasıl ki biz bir ürünü denediğimizde bizim işimizi görüyorsa, ihtiyacımızı karşılıyorsa, o bizim için doğrulanmış bir ürünse, eğitim hizmeti de böyle ve eğitim içeriğiyle ve aktarılma şekliyle eğer arzu edilen sonucu sağlıyorsa iyi bir geri bildirim alacağız demektir. Bu nedenle mutlaka belirli aralıklarla öğrencilerden geri bildirimler alarak eğitim içeriğimizi gözden geçirmemiz, yeniden şekillendirmemiz ve mükemmelleştirmemiz gerekiyor. Elimizi işin üzerinden çekmemek ve bu işi çok ciddiye almak gerektiği kanaatindeyim. Bunun için de açık olmak lazım. Yani o sırça duvarları yıkıp öğrenciyle güçlü bir iletişim kurup asıl o eğitim hizmetinin odağında olan, merkezinde olan öğrenciye odaklanan bir eğitimi yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Oxford Üniversitesi'nde iki tane yüksek lisans eğitimi aldınız. Özellikle hukuk eğitimine dair orada öğrendiklerinizden, oradaki metotlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Oxford Üniversitesi 25-26 yıl önce bana çok farklı bir bakış açısı kazandırdı. Biraz evvel belirttiğim üzere öğrenci odaklı ve öğrenciyi güçlü kılan, ehil kılan eğitim yaklaşımını ben orada deneyimledim. Bize hiçbir zaman kitabi bilgi sormadılar ve mevzuat kapalı değil, tam tersine mevzuatın açık olduğu sınavlar olduk biz ve sınav hepimizin ulaşmaya çalıştığı son hedef değildi. Biz hakikaten sınavı o eğitim süreci içerisinde olması gerektiği yerde konumlandırabiliyorduk. Çünkü adım adım oraya doğru ilerletiyordu bizi sistem. Birebir yapılan eğitimler vardı, tutorial diye adlandırılıyordu ve size her seferinde bir hafta boyunca hazırlanacağınız ve tartışmalı bir meseleyi eleştirel gözle değerlendirip sunum yapacağınız konular veriliyordu. Bu tabii sizi tamamen aktif hale getiriyor. Araştırma yapmanız, özgün fikir geliştirmeniz, bunları sistematik bir şekilde kurgulamanız, fikri akışını
başarmanız ve ondan sonra da bunu sunup savunmanız gerekiyordu. Böyle bir süreçten geçtiğinizde zaten temel bilgileri bırakın ezberlemeyi, onları içselleştiriyorsunuz ama onları da sorgulayıcı bir bakış açısı kazanıyorsunuz. Böyle bir süreçten geçtikten sonra da bir daha o düzeyin altına düşemiyorsunuz zaten. Çünkü artık o bakış açısını kazanmış oluyorsunuz. Sorgulayıcı bakış açısıyla baktığınızda da her öğrendiğiniz kavram sizin için kullanılabilir bir kavram haline geliyor ve aynı zamanda da mutlak olarak kabul etmediğiniz, dolayısıyla ezberlemek zorunda olmadığınız bir bilgi haline geliyor. Yani öğrenim sürecinde sizi zaten uygulayıcı ve fikirlerine değer verilen, araştırma kapasitesine sahip bir suje olarak konumlandırıyor eğitim süreci içerisinde bu sistem. Dolayısıyla bana çok geniş bir bakış açısı kazandırdı ve benim genel olarak öğrenimden, eğitimden ne anladığıma dair yaklaşımımı şekillendirdi.